Arkadaşlar bugün size bir arızanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arıza çeşidi nedir? Dişli parça içinde kalan diğer parçanın çıkartılması ile ilgili bir arıza göstereceğim. Örnek olarak size gösteriyorum. Şu taharat musluğu. Aynen şu şekilde göstereyim. Taharat musluğu. Bu burada takılı. Takılı. Siz bunu çevirirken çevirdiğinizde şu kısımdan bu bazen kırılabilir. Yani kırılır. Şu parça, şu kısım bunun içinde kalır. Bu büyük bir sorundur. Bunu çıkartmak için ne yapacağız? Arkadaşlar bu sabit parça duvarda bir tane demir testeresi alıyoruz elimize. Demir testeresinin ucunu şu şekilde arkadaşlar şu şekilde kesiyoruz. Kırıyoruz yani. Bunu mengeneye sıkıştırıp şöyle çapraz bir şekilde sonra böyle çekişle ezeriz. Bu şekilde çıkar. Bu şekilde çıktıktan sonra arkadaşlar bu kırılan parçayı içinden şurada keseriz. İçindeki parçayı keseriz. Bir tane de bu taraftan keseriz. Ama keserken en önemli olan dikkat edileceği şey içindeki parçayı kestikten sonra bunun dişlerine zarar vermemek. Çok fazla kesmeyeceksiniz. Yani az bir miktar kesildiğinde şu şekilde bir de bu taraftan kessin. Daha sonra kesilen parçanın şu alt kısmından şuradan tornavidayı şöyle koyacaksın. Arkasından tornavidanın şöyle vurduğunda bu kestiğin aradaki parça çıktığında içindeki parça tamamen boşa dönecektir. Onu da istediğiniz zaman ister elle ister tornavidanın ucuyla o parça da buradan çok rahat şekilde çıkar. Yani önemli olan birinci önemlisi şu demir testeresinin ucunun bu şekilde kesilmiş olması gerekir. İkincisi içinde kalan parçayı en az bir iki yerinden en az şu şekilde keseceksin. Kestiğin parçayı da aradan tornavida yardımıyla çıkartıp bu içindeki parçayı çıkarmış olursun. Eğer bunu bu şekilde yapmazsan duvarı kırıp bu parçayı buradan plastik boru kesip bu parçayı yeniden ekleyip galebodunu yapmak bir sürü masraf ister. Bu en basit, en kolay yöntemdir. Bu yapılabilir. Çok basit bir iştir. Ama bunu tesisatçı yapar mı? Yapmaz. Bu 3 liralık iştir. Diğerini yaparsa daha fazla ücret alacağı için bunu tercih etmez kolayla. Ama siz hiç usta çağırmadan bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.